Oysa gecenin bir tek adı var. Gece. Ha, geceye de adlar verebilirdik. Yıldızlı gece, fırtınalı gece, dumanlı gece, göz yaşlarını camlara silen bir... Yok, bu olmadı. Ha, son gece. Geceye gece demek galiba en iyisi. Gece de geceymiş ha. Tren katarı aradan çekilince birden döküverdi içini. Yıldız yağıyor, yıldız sağına yaz gecesinin. Yalnızlık duymuyor musunuz bu ıssız yerde diye sorarlar. Duymuyor. Uzakta bir bekleyeni varsa yalnızlık duyan insan. Sebepsiz yalnızlık yok. Benim yalnızlığım Yunus'un yalnızlığıdır. Acep şu yerde var mı da şöyle garip bence değil. Meğer ki gökte yıldızın ola şöyle garip bence değil. Bu istasyonda inen her yabancı Yunus'un mezarı nerede diye sorar bana. Mezar nerede? Kabir nerede? Türbe nerede? Ben de Yunus'un mezarı yok derim, çevir başımı giderim. Kimse Yunus nerede diye sormadı bugüne kadar. Hep mezar, taş, toprak. Yunus'u kendini sorsalar söylemez miyim yerini? İçlerinde koca koca profesörler var, kitabı kürsüyü yutmuş kişiler. Peki, yaşlı bir kadın, bayağı yaşlı. Mezar nerede, mezar? Diye sordu. Mezar veratlısıya soracak hele. Yunus'u mu soruyorsun dedim. Nerede, nerede? Dedi. E bizim Yunus dağa odun kesmeye gitti dergah için dedim. Şöyle bir yüzüme bak. Belki de böyle bir delilik ışığı aradı gözlerinde. Ne cahiller var demiştir arkamdan. Ölüm ise ten, canlar ölesi değil. Zaman hem ileriye gidiyor, hem geriye gidiyor. O genç kız ne zaman yeni trenden hiç fark etmedi. Yalnız onu bekleyen birileri var besbelli. Karanlığın içinde bir sebep ışıltısı, ırmağın kıyısındaki bir söğüt ağacının gece gümüşlenmesi gibi. Rayların ötesinde duruyor. Yunus'un mezarı nerede mi? Aradığı şey buralarda yok. Elinde küçük bir kağıtta adres var gibi ne kadar da masum. Demek onun için geldin buraya. Hoş geldin. Gel gel. Şöyle ışığa gel. Çekil mat adımını. Hah. Düzlüğe çıktın işte. Korkma. Tam karanlık yok. Karanlıkta görürüz ama karanlığın kendisini göremeyiz. At adımını. At. İşte buradasın. Ver yükünü bana. Ver, ver. Yükün bende. Yok, yorulmam ben. Beni kimse yoramaz. Kendi bile yorulmuyorum kendimi. Yorulmak da bir saadettir. Ben makas bekçisi Adem. Adem çavuş da derler bana. Kusura bakma. Demir yolu ederim, nasır sıvadı. Nasıl? Kanada'dan mı geliyorsun? Oo, Kanada dediğin şu
Amerika'nın çatısındaki o soğuk yer. Ha, sizinle birlikte başka göçenler oldu mu oraya? Annen, baba. Deden mi götürmüş sizi oraya? Vay. Ne dedeler varmış. O zaman sen orada buldun. Uzaklara göçtüler. Sıcaktı acıları. Nasıl? Yükün değerli mi dedin? Tamam. Öyleyse ben onları kilitleyeyim. Ne sesi? Kilit pastı da kilitlerken o çatıyor. Ha, havadaki sesimi soruyorsun. Su dolabının sesi o. Değirmene su çeker. Çayı azilerden akar. Su değirmenleri onun kıyısındadır. Ta yumustan beri böyle inler, hıçkırır bu dolaplar. Evet. Sessizliğe damlıyor yaşlar. Bir sabah gün varken gittim baktım su dolaplarına. Yollardaki bahar gelincikleri gibi ağlamaktan kızarmıştım gözleri. Dolap! Niçin inilersin? Derdim vardı iniler. Ben Mevla'ya aşık oldum. Anım için iniler. Benim adım dertli dolap. Suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çala. Derdim vardı iniler. Ne oldu? Üşüdün mü? Dur bir şey getireyim sen. Belki sen biliyorsun. Gece bu. Üşüme de. Yunus Emre nerede? Yunus'un kendisini soruyorsun öyle mi? Anladım senin fışırtısının nereden geldiğini. Tabii ya bırakın Yunus'a Nezak Kazmi'yi. Anadolu'da 40 yere görememişler Yunus'u. O elbet burada. Bak dinle. Sessizliğe damlayan dolabın iniltisidir Yunus. Yıldızlar taşan şu ahlat ağacına bir bak. Yapraklarındaki ışıltı onun ışıltısı. Gecenin otları, ekinleri neler konuşuyorlar böyle kendi aralarında fısır fısır. Yunus'u dinle. Örtü böceği dinle. Gece nar gibi patlatmış yıldızların her biri Yunus'un bir sözü. Bak saman yolu nasıl da tozuyor yollar gibi. İşte Yunus'u bunlarda. Şimdi kendine dön. Şirin. Yaslan kendi göğsüne sığmasın. Kulak ver, dinle. İnsanın kendisini değilse bile hatırasını ayakta tutmaya çalışmak soylu geleneğidir yalancı dünyanın. Dinle. Dünya adaleti seninki senin dermiş, benimki
benim. Dervişler kimse, seninki senin, benimki de seninmiş. Hakikatte ise ne seninki varmış, ne benimki. Benim bunda kararım yok, ben bundan gitmeye geldim. Bezirganım malım çok, alana satmaya gel. Ben gelmedim dava için, benim işim senin için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya gel. Dost eksikliği bu halim, aşıklar bilir nevim. Birleştirip ikiliğim, birbirine katmaya gel. Yunus Emre aşık olmuş, sevgili derdinden ölmüş. Gerçek evin kapısında halimi arz etmeye gel. Nasıl? Fotoğraf mı çekeceksin? Hadi canım. Bu sözler bir fotoğrafa sığar mı? Gördüm o taşın, o serminin hiçbir özelliği yok. Anadolu'da yaz geceleri her taş, her ağaç böyle gümüşlenir durur yıldız ışığında. İyi. Yükün orada. Git al makineni ve bu karanlığın fotoğrafını çek. Ay. Anahtar sende. İşte girdim anahtarı sende. Ya ben buradan görüyorum işte boynunda asılı ince bir zincire bağlı. Ha. Demek annenin geldi geldi. Tamam işte o anahtar açar kilidi. Ya dene bir. Hadi sen de benim yüzüme git lan şu kilidi. Bir dakika. Sen bana adını mı açlamadın? Balım, öyle mi? Balım kız. Geçtim bitmez evlerimden bu sandunlarından kıştan. Bostanlar başım buldum, bostanım yağma olsun. Yunus ne hoş demişsin. Balla şeker yemişsin. Valla balını buldum, kovarım yağma olsun. Dur, ne bana dursun öyle? Sus. E tamam işte, kilit açılmış. Ne var bunda kilit kilit saracak? Açılmayacak kilit yoktur. Hadi. Al makineni ve bu karanlığın fotoğrafını çek. Ben kim miyim? Ne çok sordun bunu. Anladım. Gecenin bu vakti böyle kurşun gibi ağır sorular sormuyor. Ne olur. Anadolu Ekspresi'nden seni dinleyeceğini biliyorum, öyle mi?
Yok canım, daha ne ver? Boynundaki anahtarın ne olduğunu ben nereden bilebilirim? Annenin yanına geldi en sadece. Hem de karşılıklı bir düzüne tren geçer bir istasyondan. Hadi soğutma çorbanı. Hepsini karşılar yollayalım. Görevim bu benim. Birinden de sen girdin o trenleri. Orada. Karanlığın içinde duruyordum seni gördüğümde. Ve sen beni bekliyordun gecenin içinde. He? Olamaz mı? Hadi. Karşılıklı kuşku yaratmayalım durup dururken. Her insan bekler. Soğutma çorba. Biliyorum. Anlattıkça susar insan. Sustukça da kendini anlatır. Yıllar önce İzmir'de tramvaylar kaldırılmıştı. Yerlerine daha hızlı, daha temiz araçlar konmuş. İzmir'e çar çabuk ulaşıyordu işine gücüne. Ama raylar sökülürken arkalarında öyle bir acı boşluk bıraktılar ki hiçbir yenilik daha bu boşluğu dolduramadı. Alay veriyor aşkım kadın diyor. Eski tramvayı buradan oturup bekler. Ve yan tembelerin takılarına bağlı. Belli ki eski taşı. İşte o kadın bir daha tramvay geçmeyecek olan o durakta tam bir gün tramvaydan inecek düğünü bekledi. Gün gün soğudu. Sonra da yok oldu. Hadi. Soğutma çorbanı. Nasıl? Annem de bilsin. Ne güzel. Şimdi mavi bir zambak gibi sabah açılmayı bekliyordum Körfez sularında yol yol altın tozları. Belki de kuşkulanmak haklısın. Bir de bir yolu makasçısı böyle konuşmaz. Ya da konuşmamalı. Yunus için de tam bir köy bu sözleri nasıl söyleyebilir demişler. Bugün ne diyorlar? Yunus'un derdi değildi ki illa bir şeyler söylemek. Rahmet fikri bulur. Şöyle yağacağım, böyle yağacağım diye düşünün. O yağ geçer. Ey bu sözü nasıl bilen, söyle bu söz nereden gelir? Sözün aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir. Söz karadan aktan değil, yazı okumaktan değil. Bu yürüyen aktan değil, yaradanın avazından gelir. Işık bana aydan değil, aşk eli bu yoldan değil. Rızk bana ocaktan değil, feryal yummamdan gelir. Yunus tutmuş, üç bölükte toplamış insanoğlunu. Toprak ve su insanları, ateş ve rüzgar insanları, can insanları. Toprak ve su insanları eker, biçer, yeşertirmiş. Ateş ve rüzgar insanı durmadan savaşa sürükler. Bu dünyada cehennemi yaşatırmış. Can insanları dermişlerse yalnızca söylerler. Dervişlik der ki bana, sen derviş olamazsın. Gel ne diyeyim sana, sen derviş olamazsın. Derviş bal taş gerek, gözü dolu yaş gerek. Olamazsın. Ummana dalmayınca sen...
Derviş kime mi dönür? Derviş, derviş kim diye sormayan kişiymiş. Sen kirpin açılmasına neden şaşırdın o kadar? Zaten açık bu ki. Baksana bir bana, ben kapısına kilit vuracak birine benziyorum. Tobum 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 kızma. Ama sen yine de boynundaki o anahtarın değerini bil. Ola ki bir gün bir kilidi açman gerekir. İçinin kilidini açıp geçene derviş denirmiş. Her kime ki dervişlik bağışlana, kiri bir defa kola gümüşlene, nefsinden miski amber tüte, dudağından şekiller yemişlene, yaprağı dertlere derman ola, gölgesinde çok hayırlar işlene, aşığın gözyaşı hem göl ola, ayağından saz bitip kamışlana, cümle şahin dost bahçesi bülbülü, yorum sevme arada kulaçlana. Boğaziçi Ekspresi'nin gelmesi yakın. Her yıl törenler düzenlenir yoğun senle tepesinde. Politikacılar boy gösterir artık sırasında. Bürokratlar oradan oraya koşuşturup durur. Profesörler makalelerini överler kürsülerden. Evde kalmış kızlar koca dinlenirler yoğunusa. Köfteciler, gazozcular koca yoğunusu ters çevirirler mezarında. Seni karşılamam için. Hadi canım. İstasyonların sarı ışıklarında bütün yüzler birini bekliyormuş gibi görünür. İstasyon aynalarında o aynaya bakarsan kendi kederinden ürkersin. Gözlerin yollara bitmiş bekliyor. Yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta? Niye mi kederliyim? Un sönerken iki yana yatar da, benim de kederim, onun kederi. Yalancı dünya, konut göçende, ne söyler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar biten. Söyler de ne bir haber verir.
sevgilisinin kapısını. İçeriden sevgilinin sesi duydu. Kimsin? Aşık kavuşma özlemiyle. Benim dermiş, benim. Aç kapıyı. Sonra yine sevgilinin sesi duydurmuş içeriden. Eğer sen, hala sensen bu kapı açılmazsa, senlik benlik geçmez bu eşikten. Her defasında kapıdan dönen aşık usanmış gibi almış başını gitmiş. Yıllarca kulbette diyar diyar gezmiş. Mum gibi erimiş, gün gibi solmuş. Çileyle pişmiş. Sonra gelip yine çalmış aynı kapıyı. İçeriden sevginin kimsin diyen sesi duyuyor. Bu kez aşık senin demiş. Senin. Kapı ardına kadar açılmış. Eğer senin diyorsan buyur gir içeri demiş sevgilim. Ama yerim çok da. İki kişi sığmaz buraya. Yunus'un da Hacı Bektaş Şübeli'nin kapısına sırtında bir heybet olusu almışla vardığı söylenir. 940 yıllarıymış Anadolu'da. Bu bizim köyde vurmuş açlık. Bir orman yangını gibi kasıp kavuruyormuştu ortalığı. Köylü Yunus'a oralarda hünkâr Hacı Bektaş Şübeli derler bir kulu kişi var. Kapısına varana buğday da atmaktadır. Var sen de git köyümüze buğday getir demiş. Yunus sıska bir sırt atmış önüne. Düşmüş yollara. Yunus tam 12 günde varmış oraya. Hacı Bektaş Şübeli çula çatıda dönmüş olsa da bizim Yunus'un içindeki emez şimdi görmez mi? Geri gel Yunus Can demiş eşikler olan köylüye. Sana buğday mı vereyim? Nefes mi? Nefes dediğin ne ki demiş köylü Yunus, ben buğday istedim. Hacı Bektaş Şübeli'nin nefes dediğin sözmüş, hikmetmiş, ışıkmış, anahtarmış, hakikatmiş, nasipmiş. Bizim Yunus olmazlanınca peki de Hacı Bektaş Şübeli getirdiğin her avuç için nefes edeyim sana. Ben açım der köyü Yunus. Köydekiler ver. Nefesle nasıl da oyalama beni. Ver buğdayını dediğin yoluma. Hacı Bektaş Şübeli durur mu? İyice üstlenmiş. Gel getirdiğin her alıcın, her bir çekirdeği için nefes edeyim sana. Bizim Yunus buğday demiş, başka bir şey dememiş. Bunun üzerine Hacı Bektaş Şübeli seslenmiş canlarına. Yunus canın çuvalını buğdayla doldurun gitsin. Sonra çekilmiş çilehanesine, çekmiş perdesini. Gökyüzünü mavi yazdı. Güneş altın sarısı. Ay
ayı, yıldızları gümüşten bir eledik bir bir. Kalem en güzel mısrasına gelmiştir mesleğin. İnsanı kahverengi kanından bir yürek çizdi görsün. İnsanoğlu hayran kaldı kendini özenerek yazan şair. Aşık oldu ve hep o şair gibi yazmak istedi. Kalemin sonsuzluk mürekkebine bana.
4:30'da 9 vagonla Yunus Emre'den geçti. Aha, uyandın mı oğlum kız? Uyanın üstüne kar yağar derler. Uykular içinde geçti Kurtalan Ekspres. Ne güzel uyuyor bu insanlar. Hep merak etmişimdir. Yolcuların düşleri trenin yükünü hafifletir mi yoksa ağırlaştırır mı bir kat daha? Ama insan, bir insanı uyurken görürse ona karşı kötülük duymaz. Evet, gece karanlıktır. Ama ben beyazdır düşleri gecenin. Bu istasyona ne zaman mı geldin? İlk olarak mı? Yıllar önce. Tam ya, nasıl unuturum, yine böyle Mayıs'tı. İlk yaz sürüyordu alabildiğine. Yapraklar filizde, arılar tüylerinde güneşi taşıyorlardı kovanlarına. Makas bekçiliği mi dedin? O da nereden çıktı? O günden bugüne makas bekçiliği mi oldu? Okuyordum o zamanlar. Mektepliydim yani. Evet, böyle lacivert kasketlerimiz vardı. Sarı şeritli, parmak siperlikli. Evet, senin kasketin. Sen nereden biliyorsun? Annem mi anlatırdı? Evet, doğru ya. Liseli kızlar da kasket taktılar. Albümdeki fotoğraflardan mı? Çok mu gülersiniz o fotoğraflara? Beni en hüzünlendirdi o siz fotoğraflar. Ben buraya makas tekçisi olmayayım. Demir onun kokusunu ciğerine çeken bir daha ayrılamaz o yoldan. Yağmur zaman özgür, kar yağmur fırtına varsın olsun. Şöyle bir el hareketine makası indirdin mi koca katarlara yol verirsin. Ateş saçan lokomotifler böyle kuzu gibi geçerler önünden. Rayların rüzgarda uğulduyan türkülerini dinlersin geceler gibi. Çoban hep ocakta ateştedir. Tayin ekmeğin bölünmeye hazır. Evet, ters adammışsın, göz adammışsın, hız gelin. Kime? Hangi üniversite? Kaç doktora böyle bir yaşam sunabilir insana? Ha? Akıllı olmalı. Ama herkes makas bekçisi olamaz, o başka. Miskin Yunus bir çareyim.
baştan ayağa yarayım. Dost dilinden ağlarayım. Geliyor benim aşkım. Ne et? Ah, Yunus yükü bir dergah başında bırakır. Daha derin bir açlığı, susuzluğu gidermek için Hacı Bektaş Güzel'in kapısına gir. Ama bu sefer Hünkar Bey'i ona Tatlık Emre'nin eşliğini gösterir. Tatlık Emre kim mi? Hacı Bektaş Güzel'in bir güvercin kurulunda Borasan'dan uçup Anadolu'ya ulaştığınca devrin bütün büyükleri onu görmeye gelir. Yalnız Şeyh Emre adında biri uğramaz. Hacı Bektaş Veli gönül koyar Şeyh Emre'ye, adamlarına söyleyip şeyhin huzuruna çağırır. Gelmişinin hikmetini sorar. Ben Erenler Meclisi'nde Avcı Yeşil benle bir evden nasip aldım. O ev bana uzandığında Hacı Bektaş adında kimse yoktu orada der. Bunun üzerine Hacı Bektaş Veli elini uzatır Şeyh Emre'ye, açar Avcı'yı. Şeyh Emre kendine uzanan elin ayasında aynı yeşil beni görür ve o saat üç kez taptuk, taptuk, taptuk diyerek dize gelir. Yunus'un aracağı kapı işte o Tatlık Emre'nin eşiğidir. İlahi bir aşk ver bana. Neredeyim bil. Kaybedin ben beni. İsteğinde bul. Şöyle ayran eyle beni. Bilmeyeyim günden günü. Daima isteyeyim seni. Başka suretlere aldan. Al gider benden benliği. Doldur içime senliği. Bu dünyada öldür beni. Orada bir daha ölmeyeyim. Bırak beni yanayım. Bütün gül olup bakayım. Dost bahçesine koyayım. Gül olup açılayım. Bir daha solmayayım. Mansur'um. Çek daha beni. Göster orada kendini. Kurban kılayım bucağını. Aşka inkar eden olmayayım. Nasıl? Annenle mi o yıl gelmiş Yunus Emre? Edebiyat fakültesinde okurken bir öğrenci grubuyla birlikte. Ne fotoğrafı? Fotoğraftan çekilmiş. Ha. Annenin albümünden mi o fotoğraf? O fotoğrafta ben de mi varım? Yok canım, olur mu öyle şey? Benzetmişsindir. O dönem bütün öğrenciler birbirine benzerdi. Sen benim gençliğimi nerede bileceksin? Fotoğrafta yalnız iki kişi mi var? Hayır, gözüm bu ışıkta hiçbir şey seçemez öyle. Geldi geçti ömrüm benim. Neresi de geçmiş ki. Hele bana şöyle bir göz açmış ve yetmiş ki. Bu söze hak tanıktır, bu canın gövdeye konut. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçup gitmiş. Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola, ağır hayat içmiş gibi. Doğu ağarmaya başladı. Sabah yakın. Annemle ilk bu istasyonda görmüştük birbirimizi. Hayır hayır, birbirimize verilen hiçbir sözümüz yok. Sözün ne demek olduğunu ikimiz de biliyorduk Yunus Tanık. Seni de ilk burada gördüm. Tanımadık değil. Aynı sebep ışığı sende de var. Vaktin birinde yoksul bir değirmenci bir rüya görmüş. Düşünde Harput valisinin bahçesini kazıyor, kazdıkça da Karun hazineleri bulmuş. Değirmenci düşünü hayra bırak. Sonra da Harput'a doğru yola çıkar. Bin bir meşakkatle varır Harput kalesine ve hemen o gece bahçeyi kazmaya koyulur.
Kazma sesini uyanan mahpuslar değirmenciyi yakaladıkları gibi valinin huzuruna çıkardı. Değirmenci gördüğü rüyayı anlattı. Bahçeyi bu niyetle kazdığını söyledi. Bunun üzerine vali değirmenciye tam 40 değnek ceza keser. Tabanları yanan yoksul değirmenci huzurdan ayrılırken vali seslenir. Ben de bu gece rüyamda bir değirmenin eşiğini kazıyor. Kazdıkça da çünkü altın buluyordum. Ama gidip kazmayı aklımdan bile geçemedim. Hadi! Var git değirmenin eşiğini. Yoksul değirmenci bir meşakkatle varır değirmenine ve hemen değirmenin eşiğini kazmaya koyuyor. Az sonra rüyasını gördüğü altınlar bir bir topraktan gün ışığına çıkar. Senin o Kanada haber ajansı filan masal biliyor. Sıradan haberlerle yeleme gömülüyor. Bu dünyada haberin var senin. Ajansların geçtiği haberler gibi ucuz değil bu dünya. Elbette Lemurta'da çıkacaksın. Harman'da ineceksin. Yurdun senin. Her yeri karış karış gezmelisin dünyanın. Bu senin hakkın. Bu dünya senin, benim, hepimiz. Ben seni makas bekçisi diyorum. Oysa yurdumuz tam 40 yıl hizmet etmiş tatlının eşiğinde. Dergan hocamdan sorun. Tam 40 yıl sırtında ormanlardan odun taşımış Dergan. Bir gün Tatlık Emre Yunus'un getirdiği odunların hepsinin kuru ve güzel olduğunu fark etmiş. Yunuscan de. Hiçbir eğri büyüğü odun yok şu mübarek ormanlarda. Eğri büğrü çok der Yunus. Ama senin dergahına odunun dahi eğrisi girmemeli. Yunus evine Tatlık Emre döner dermiş Yunus'a. Artık zamanın geldi. Kilidin açıldı. Var gönlümce söyle. Tatlık'ın tapusunda Kuloğlu kapısında miskin Yunus çiğdik, piştik elhamdülillah. Şu demir yolu raylarına bir bak. Oraya mil meyve getirse tren katarı yoldan çıkar. Yunus değil mi ben? Onunla gönülleş bir şey demek o kadar. İçinde Yunus'un şevkini, Yunus gibi sevin istedim. Annemi de. Ben aşkın kitabını okudum tansiyle. Ne acet ki karayın ak üstüne. Bir çeşmeden akan su acı tatlı olmaya. Ayıptır bize yermek. Aynı taştan sızar. 72 millete suçum budur. Hak dedim. Korku hıyanette. Ya ben için kızarım. Yaklaşan günün giden gecenin sesini duyuyor. Her şey sessizliğe damlıyor. Giderim.